sir, like Hamilton 32 in the palace. I'll rip it, turn the place up, face a piston type of racket. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barkay. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Eurotrack Simulator 2'de görmüş olduğunuz kotlu tırımızla beraberiz arkadaşlar. Öncelikle bu tırı hazırlayan takipçimiz Matt Gaming'e bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık 3 videodur onun hazırladığı tırlarla birlikte videolarımıza devam ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte böyle bir Mercedes paylaşmak istedim açıkçası. Çünkü Mercedes isteği falan da vardı zaten. Bu tırı da bugün sizlerle paylaşacağız. Şöyle tır üzerinde neler yapılmış hemen isterseniz ona bakalım. Taşlığı değiştirilmiş, DAF taşlığı takılmış. Ekstradan işte tampon değiştirilmiş, gördüğünüz gibi çifleme yapılmış. Sonra şu ortadaki Mercedes logosu parlatılmış anladığım kadarıyla. Farlarımız yeşil far haline getirilmiş. Güneşlik çiftlenmiş ve bu şekilde güzel bir tır haline gelmiş. Aynı zamanda da boyası, Scania'nın boyası. Arka taraftaki panelimizde, yani daha doğrusu arka taraftaki ışıklandırmamızda şöyle görmüş olduğunuz gibi pembe olmuş. Yavaştan isterseniz yolumuza çıkalım. Bugün Duisburg-Calais arasında bir yolculuk atacağız. Karanlık havaya yakalandık yine. Şu anda sabah saat 7. Saat 7 itibariyle şöyle bir video çekme kararı verdim. Şuradan döneceğiz. Bu adamlar bizi bekliyor. Ops. İyi döndük abi, ben kenara takacağım zannettim. Her neyse. Bugün çok güzel bir konu buldum kendime. O konu hakkında bahsedeceğim. Bugünkü konumuz şu. Ben ETS2'ye nasıl başladım? Kodlamayı nasıl öğrendim? Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Hani beni ETS anlamında çok daha iyi tanımanız için böyle bir video çekmek kararı verdim. Burada da bekleyelim bu arada. Ops. Heh. Yeşilandı. Şimdi öncelikle ETS2'ye nasıl başladım? Bu konuyla başlayalım isterseniz. ETS2'ye ben 2014-2015 yıllarında başladım. Öyle söyleyeyim size. Yani aynen 2014 yıllarında da başladım diyebilirim. ETS2'ye ben ilk olarak hani multiplayer'da falan başlamadım. Bu 2013 yılında falan zaten oyun çıkmıştı biliyorsunuz. Oyun çıktıktan sonra benim o zamanlarki bilgisayarım bu oyunu hani kaldıracak derecede olmadığı için videolarını izleyerek hani yetiniyordum, öyle söyleyeyim. O zamanlarda da zaten viral olan YouTuberları biliyorsunuz. Oyun Portal vesaire. Hani Selim abi izliyorduk o zamanlar. Yaklaşık bir yıl boyunca falan onu takip ettim zaten uzun bir süre. ETS2'ye başladıktan sonrasında da hani takip etmeye devam ettim. Ben hani oyun çıktığı zamanlarda oyunu single player'da mod falan kurarak oynuyordum. Yani yaklaşık bir sene boyunca böyle mod kurarak falan oynadım oyunu. Bu arada şu adamlara bir yol vereyim ben ya. Hızlı geldiler çünkü. Ha, bana mı yapıyorsun? Eyvallah. Başkan. 2013-2014 yıllarında dediğim gibi ben hani video izleyerek oyunu iyice öğrenmeye başladım. Ardından işte 2013 yıllarında böyle bilgisayarım çok da desteklemediği için ve hani multiplayer kavramı yeni yeni oyuna kazanacağı için ben single player'da oyuna devam ettim. Ve zaten multiplayer'e girsem de bilgisayarım kaldırmayacaktı. Single'da hani kasa kasa da olsa eğlenmek için oynuyordum yani bir şekilde. Eğlenmeme bakıyordum. Ondan sonra işte 2015 yılında, 2015 yılının ilk aylarında ben abi bir tane işte Steam hesabıma şey yaptım. Oyunu satın aldım. İlk zamanlar yani 2014 yılında oyunu korsan bir şekilde oynuyordum. 2015 yıllarının da ilk zamanlarında oyunu satın aldım. Şu anda kullandığım hesap da zaten o hesap. Yani oyuna başladığım hesapla şu anda hala da devam ediyorum. İşte bu hesabı aldım. Ama hesabı aldıktan sonra bayağı bir süre oynamadım. Yani hesabı aldım, hiçbir şekilde oynamadım. Neden oynamadım hiçbir fikrim yok. Ama şöyle söyleyeyim size. Genellikle ben bu oyunu hani ne bileyim arkadaşımla şununla bununla hani oynarım diye düşünüyordum. Öyle daha çok keyif alırım diye düşünüyordum. Hani bir herhangi bir arkadaşım da bu oyunu edinmeyince öyle kalmıştı oyun yani. Hani o zamanlar böyle Duisburg-Calais satayım işte eğleneyim ayağı yok. Gitmiştim abi işte şey yapmaya çalışmıştım. Kendi başıma böyle eğlenmeye çalışıyordum. Hani ya da arkadaşlarım falan filan gelsin onlarla eğleneyim ayağına takılıyordum.
Ve şöyle bir şey vardır. Arkadaşlarımla her girdiğimde ban yemişimdir yani. Öyle de bir şey var. Eğlenelim ayağına yamuluyorduk yani. Bunlar tabii 2-3 sene öncesine kalan şeyler. İşte dediğim gibi hani o şekilde oyuna başlamıştım. Multiplayer olayına. Ben zaten biliyorsunuz birçok YouTube kanalı başlatıp sonrasında batırdım. Bunu birçok kez söylemişimdir videolarımda. Benim ilk zamanlardaki kanallarımda da yani YouTube'a ilk girişimde de ETS2 ile giriş yapmıştım. 2014 yılında single player'da ETS oynamıştım. Hatta o ilk videonun hani hiç de sesi yoktur böyle. Hiçbir şekilde sesi falan yoktu. Halbuki ses kaydı falan almıştım. O kadar konuşmuştum yani. Ama hani böyle hiçbir şey yok. Sadece tır kullanıyor yani. O videoları keşke bulup size gösterebilsem ama bulamıyorum maalesef. İşte o şekilde bir hani başlangıç süreci oldu multiplayer'a. Dediğim gibi 2015 yıllarında aldık hesabımızı, oynamaya başladık birkaç ay sonra. Sonra işte 2015 yılların ilk zamanı hani böyle oyun portal tabii ki de video çekmeye devam etse de eskisi kadar hani böyle çok da keyif vermiyordu bana açıkçası. O zamanlar oyunun multiplayer versiyonu ile birlikte viral yapmaya başlayan birkaç tane YouTuber vardı. Bu YouTuberlardan birisi de Namı Pars'tı biliyorsunuz. Yakın bir zamanda ETS2'yi bıraktı. Onun sayesinde gittim abi ETS2'ye tam olarak başladım diyebilirim. Yani onun videolarını izlemek keyif veriyordu açıkçası. Çünkü adam biliyorsunuz zaten hız yapar, işte ne bileyim güzel bir şekilde makasını atar. Ama hani bunları yaparken kimseye de zarar vermez. Bu şekilde yapıyordu yani oyunu. İşte ben de hani gittim bu save videolarından falan bir şekilde bu adamı tanımış oldum. İyi ki de tanımışım yani güzel bir şekilde ETS2'ye başlama vesile oldu o videolar. Sonra işte bir şekilde bu save olaylarına falan merak salmaya başladım. Tabii ben ilk zamanlarda genellikle böyle hız yapmayı severdim. Yani İnternetten save indireyim. İndirdiğim save ile oyun içerisinde hız yapayım, makas atayım. Hani teker yapayım olayı yoktu ama en azından makas atayım, hız yapayım. Bu vardı yani. Bir de hani ben oyunu 2015 zamanlarında satın alsam bile hiçbir zaman şu 180'e falan çıkabildiğimiz zamanı ben hatırlamıyorum. Çünkü o zamanlarda oyunu oynamıyordum yani. Hesabımda dursa bile o zamanlarda oyunu oynamıyordum. Tek hatırladığım şey 150 zamanları yani. Onu da zaten birçok kişi hatırlıyordur. 150 zamanlarında bir şekilde hız yapıyordum yani oyun içerisinde. Ama bu hızı yaparken kimseye de zarar vermiyordum öyle söyleyeyim. İşte bir gün şuna karar verdim. Hani bir Duisburg-Calais arasında bir yolculuk yapayım dedim. Çünkü hani Numpars'ın videolarını zaten biliyorsunuz. Calais-Duisburg arasıydı genellikle. Ben de hani bir gidip geleyim dedim. Çünkü güzel bir yol. Hani kalabalık da oluyor. İyidir herhalde dedim. Girdim abi yola. İşte bayağı da kalabalık. Hani böyle iç içe gidiyorsunuz neredeyse. Sürekli böyle kuyruk şeklinde ilerlediğimizi düşünün. O şekil bir şey yapıyorduk. Bu arada ben burada yavaşlayacağım. O şekilde ilerliyorduk. Ve hani uzun sürüyordu böyle Duisburg'dan Calais'e doğru gitmek. Bayağı bir zaman alıyordu. İşte bir tane seferimi öyle attım ama hani o seferi atarken böyle elim ayağım titriyor yani. Çünkü ban yemekten korkuyorum. Hani sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Belki de hani şey diyorum kafamda. Ban yersem belki de komple banlanmış oluyorum galiba diye düşünüyorum. O zamanlarda hani çok dikkatli bir şekilde aracı kullanıyorum. Bir de hani dediğim gibi iç içe gittiğimiz için kaza olma olasılığı çok daha fazla. İşte öyle bir iki tane sefer attım. Sonra tabii ki de hoşuma gitti oyun iyice. Sonra dedim ki hani ben neden bunların videolarını çekmiyorum? Yani daha doğrusu o zamanlar tabii ki de single player'da videolarını çekiyorduk ama böyle multiplayer anlamında neden böyle Namı Pars gibi veya herhangi bir kaçak TV gibi olmuyoruz diye düşünmüştüm yani. Sonra işte gittim multiplayer'da falan video çekmeye başladım bir şekilde. Bazıları eski kanalda ama geneli bu kanaldadır yani. Bir şekilde bu multiplayer olayına başladım. O şekilde de ilerledim. Yani şu anda da görmüş olduğunuz gibi Berk Akizoğlu olarak devam ediyoruz yani burada. Bir şekilde ismi duyurmaya çalışıyorum oyun içerisinde. Hani kalıcı bir isim bırakmak istiyorum açıkçası. Bu şekilde de hani devam edeceğim.
Ondan sonrasında işte bu şekilde uzun bir süre devam ettim dediğim gibi. Sırada da kodlamaya nasıl başladım mevzusu var. Kodlamaya şöyle başladım. Bildiğiniz gibi NumPars'ı zaten takip ediyorsanız kod tutarlarını bilmeme gibi bir olasılığınız yok. Adam her videoya yeni bir save ile falan çıkardı yani. O yüzden hani bu save olayları falan filan bayağı bir hoşuma gidiyordu yani benim. Ama bende şöyle bir olay vardı. Ben hiçbir zaman bir save'i hani böyle sıfırdan yapayım ayağına hiçbir zaman girişemedim. Yani sıfırdan atıyorum galeriden bir tane şey alayım. Scania alayım. O Scania'yı hani böyle sıfırdan modifiye edeyim. Sıfırdan böyle kodlayayım ayağına hiçbir zaman girmedim. İnternetten işte kodlu tırlar buldum. Kodlu bulduğum tırların üzerine değişiklikler yaparak o tırları kullandım. Uzun bir sürede yaptım bunu yani. Hani mesela atıyorum bir tane man indiriyorum internetten. Ondan sonra işte bunun tamponu atıyorum. DAF tamponudur. Ben gidiyorum ona işte Scania tamponu takıyorum. Şu an salladım tamamen. Hani o şekilde devam ettim. Sıfırdan hiçbir şekilde kodlamadım. Ve hani kodlamayı öğrenmeye de çalışmadım. Her zaman kodlamayı böyle hazır save'ler üzerinden kod değişikliklerine bakarak öğrendim. Bir sürede böyle devam ettim. Ondan sonra tabii ki de böyle YouTube'da o zamanlarda güzel bir şekilde kodlamayı öğreten insanlar vardı. O insanları izleyerek iyice öğrendim. Şu anda da zaten günümüz durumunda bir şekilde sizlere de bu kodlamayı öğretiyorum. Aynı zamanda da save paylaşımları yaparak hani bu save isteyen arkadaşlara desteğimi belirtiyorum. Çünkü hani bu save'leri paylaşırken veya kodlamayı öğretirken hep benim ilk zamanlarım aklıma geliyor. İnsanların da hani bir şeyler öğrenmesini istiyorum açıkçası bu oyun içerisinde. Bu şekilde de bir ilerleme kaydediyorum. Hani dediğim gibi kodlamaya başlama olayım böyleydi. ETS'ye başlama olayım da böyleydi. Bu şekilde ilerledim. Lojistik mevzularına zaten ilk zamanlarda hiçbir zaman girmemiştim. Hani milletin böyle alım yazıları şunları bunları vardı. Hep böyle merak etmişimdir lojistik ortamlarına. Hani alım yazıları şunlar bunlar paylaşılıyordu sürekli Duisburg Kalayız arasına girdiğimde. Ama hani hiçbir zaman böyle işte beni de alır mısın tarzında kimseye bir şey söylemedim. Ondan sonrasında işte bu yeni kanalda, şu anki bulunduğumuz kanalda bu 150 hız sınırı 110'a indirildiği zamanlarda Demir Lojistik beni buldu bir şekilde. Onların üyesiyim biliyorsunuz. İşte bu şekilde uzun bir süre devam ettim ben. Sonra işte Tayfa Team'dir, şudur budur. Hani bu şekilde ekip oluşturdum kendime. Gayet de iyi bir şekilde ilerliyorum yani. Açıkçası ben bu ETS2 anlamında, ETS2 ortamına güzel şeyler kazandırabileceğimi düşünüyorum. Ve hani kazandırmaya da başladığımı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hani biz yakın bir zamanda biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük save projesini paylaştık ki bu bence kalıcı bir şeydir. Hani bir şekilde bu save paylaşımı iyice duyulduktan sonra isimimiz bence kalıcı olacaktır. Bir gün belki birisi yeniden bir save projesi yapmaya çalıştığında en büyük save paylaşımını kim yapmıştı dediklerinde Berkay İkizoğlu yapmıştı. Onun ekibi yapmıştı diyecekler yani. Bu bile hani bir gurur kaynağı bence. Hani benim açıkçası bu oyun içerisinde en sevdiğim olaylardan bir tanesi de bu. Gerçekten hani keyif veriyor. Böyle hani kalıcı işler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. Ve bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu arada burada sollamaya çıksam sıkıntı olur mu ya? Başkan sana kolay gelsin. Ben şöyle kendimi sola ata ata gideceğim. Baksana sola atacağım diye kendimi vura vura gidiyorum ha. Değerini bil. Vallahi var ya. Kimse yapmaz bunu sana. Heh. Ya gördün mü işte oğlum ben böyle bir adamım. Öf neyse. Kendimi çok övdüğüme göre bugün de devam edebiliriz. Yani işte kalıcı başarıları hani böyle imza atmaya çalışıyorum. Berkay İkizoğlu isminin kalıcı olmasını istiyorum. Çünkü hani bu oyun bana çok şey kattı. Bu oyun hayatımdaki birçok şeyi bana kazandırdı. Hani bu şekilde de ilerlemeye devam edeceğim. Artık nereye kadar giderse. Ben hani gücüm yettikçe böyle video atmaya devam edeceğim. Bu şekilde paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ve hani YouTube'da da bir şekilde iyi yerlere gelmeye çalışacağım. YouTube anlamında benim inancım şu. Bir insan ne kadar çabalarsa, bir insan ne kadar emek verirse, bu emeğin görülmeme gibi bir olasılığı yok arkadaşlar. Ben ilk zamanlarda beni biliyorsunuz zaten. YouTube'da video paylaşırken 13-20 izlenirdi yani benim videolarım.
o videolar nasıl izlenirdi? 20 izleniyorsa 10'unu ben izlerdim anasını satayım. Videoyu baştan izlerdim yani kendimi uzun uzun dinlerdim. Bir de o zamanlar böyle 30 dakikalık videolar falan paylaşıyoruz. Ulan milletin işi var, gücü var. 30 dakika seni mi dinleyecek? İşte öyle paylaşımlar yapıyorduk. Yani fazla izlenmiyorduk, şudur budur. Sonra işte sey paylaşımları yapmaya başladık. Sey paylaşımlarıyla birlikte bir şekilde takipçi etkileşimimiz artmaya başladı. Discord'umuza çok daha fazla insan gelmeye başladı. Hani bu şekilde de ilerledim. Açıkçası save anlamında da bu oyunu oynadığım için hani olayımı seviyorum. Asla hiçbir zaman simülasyoncu olmadım. Hiçbir zaman da aşırı derecede böyle maganda gibi de sürmedim. Her zaman bir ortasını buldum. Yani düzgün sürülecekse düzgün sürdüm. Teker falan yapılacaksa, makas atılacaksa adam akıllı kimseye zarar vermeden yaptım bunu. Birisine zarar verdiysem de bir şekilde hani özür diledim. Hatamı anladığım için. Hani bir şekilde bunları yaptım. Ve sizlere de hani bu toplulukta, bu ETS2'nin Türkiye toplumunda örnek bir insan olmak için hala da devam ediyorum bu işe. Umarım da hani istediğimi, amaçladığım şeyi başarabiliyorumdur. Hani sizler de videonun yorumlar kısmında eğer ki bu dakikaya kadar izlediyseniz kendi başlangıç hikayenizi anlatabilirsiniz. Hani kodlamayı nasıl öğrendiniz, işte ETS'ye nasıl başladınız. Bunu öğretebilirsiniz, yani daha doğrusu anlatabilirsiniz, öğretebilirsiniz diyorum. Anlatın abi, ben de sizin hikayenizi dinleyeyim. Hani böyle millet birbirinin hikayesini paylaşsın yani. Bakalım kim nasıl başlamış, kim nasıl bu oyunu ilk kez görmüş. Hep birlikte görelim. Bakalım yani. Bir de işte ben biliyorsunuz ilk zamanlarda dedim ya single player'da video çekiyordum 2014 yıllarında diye. O zamanlar mesela video atıyorduk ama 2014 yılları olduğu için böyle ETS2 videosu şudur budur hani fazla böyle video çeken olmadığı için video attığınızda fazla izleniyordu. Ben mesela kasa kasa oynadığım ETS videom 400 izleniyordu anasını. Adam mesela çok güzel sürüyorsun yazmıştı. O yorumu hiçbir zaman unutmam yani. Her zaman bir hatırası kalmıştır üzerimde. Hani böyle böyle bir şekilde kendimi geliştirdim bu oyunda. Video anlamında da aynı şekilde. İyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Umarım böyle de uzun bir süre devam ederim. Kendimi daha da fazla geliştirmeye devam edeceğim. Beni biliyorsunuz zaten. Her geçen gün bir tık daha fazlasını üstüne koyarım. Ve bu şekilde de ilerlerim. Çünkü benim olayım bu. Evet, bugün bayağı bir konuştuk. Mercedes tırımızla da geldik. Videonun başında galiba söylemedim ama bu seviyede video 50 like olduktan sonra paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu 50 like yapmaya dikkat edelim. Ben bir kez daha buradan Mad Gaming'e teşekkür ediyorum. Adam çok güzel tırlar hazırlamış. 3 videodur falan bu adamın tırlarını kullanıyorum. Gerçekten de hani rahat ediyorum. Çünkü hani herhangi bir save hazırlama veya birisine hadi şu save hazırla deme gibi bir derdim yok. Kendi kendime hani 20 tane tır varsa bir tanesini seçip direkt giriyorum. Allah razı olsun abi bu adamdan. Gerçekten büyük yardım oldu yani. Bir şekilde de oyuna devam ediyoruz böyle. Umarım sizler de tırları beğeniyorsunuzdur. Bir süre daha böyle devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi burada şu taraftan benzine girilmez. Şöyle bir ilerleyelim abi. Hop. Abi karşıdan da gelenler var. Hiç bekleyemeyeceğim ya. Ben devam edeyim. Boş ver. Şimdi karşıdan adam 50 metre öteden bile gelse o adama yol vereceksin. O yüzden hiç veremeyeceğim ben. Bu şekilde devam edeceğim. China bana korna çaldı lan. Oğlum korkuyorum ha. Vallahi bak bu adamlar korona morona. Vallahi beni de tehlikeye atacaklar ama neyse. Şimdi geçenki videoda bir şey yapmıştık. Tır hala giderken video bitirmiştik. Şimdi yine öyle yapacağız. Ve bu şekilde videoyu bitireceğiz. Şimdi bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kanala da mutlaka abone olun. Çünkü abone olmazsanız abi videolardan haberiniz olmuyor. Haberiniz olmazsa da ne oluyor? Bu Berkay üzülüyor böyle, ağlıyor falan filan. Neyse ya, çok boş yaptım da. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Save'e ulaşmak için de açıklama kısmından Discord adresimize gelin. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.